Fizik 801. Klasik mekanik. ikinci ders. Hızı ve ivmeyi tartışacağız. Biraz basitten başlayacağım. Burada doğrusal olarak hareket eden bir cismin hareketi söz konusu. Bunu tek boyutlu hareket olarak adlandırıyoruz. T1 zamanında cismin burada olduğunu, T2 zamanda burada, T3 zamanda orada, T4 zamanda burada, T5 zamanında ise geri geldiğini kabul edeceğim. Burada ise verilen zamanlar için X konumlarını görmektesiniz. Bu yönü X'in artan yönü olarak tanımlayacağım. Yönü seçmek tamamıyla keyfidir ve ben bu yönü seçiyorum. Şimdi ortalama hız olarak adlandırdığımız şeyi anlatacağız. Üzerine bir çizgi koyuyorum. Bu T1 ve T2 zamanları arasındaki ortalamayı ifade ediyor. Ve bunu fizikte T2 anındaki x değeri eksi T1 anındaki x değeri bölü T2 eksi T1 olarak tanımlarız. Bu tanımlama şeklimizdir. Bu durumda x'in artış yönünü bu yön olarak tanımladığım için bu sıfırdan büyüktür. Ancak eğer T1 ve T5 arasındaki ortalama hızı alsaydım bu sıfır olacaktı. Çünkü her iki durumda da aynı konumdalar ve pay sıfırdır. Eğer T4 ve T2 zamanlarını seçmiş olsaydım T4 ve T2 zamanları arasındaki ortalama hız negatif olacak. Çünkü pay negatif. X ekseni üzerinde nereyi sıfır noktası olarak seçtiğimiz söylemediğime dikkat edin. Bu ortalama hız için tamamıyla önemsizdir. Hiçbir fark olmayacaktır. Eğer bu yönü x'in artış yönü olarak seçecek olsaydım bu durumda tabii ki işaretleri ters dönecekti. Bu durumda bu negatif ve bu ise pozitif olur. O halde seçmekte serbest olduğunuz yön işaretleri belirleyecektir. Sıfır olarak seçtiğiniz nokta önemli değildir. Fakat işaretler fizikte oldukça önemlidir. İstersen bana para borçlusun, isterse de ben sana para borçluyum. Tek fark eksi işaretidir. Sanıyorum bu sizin için önemlidir. Sizlere sadece burada yaptığım gibi Belirli zamanlardaki x ekseni konumlarını vermeyeceğim. Aynı zamanda verilen herhangi bir zaman için cismin tam olarak nerede olduğunu da söyleyeceğim. Burada konum zaman grafiğini görmektesiniz ve t1 anında parçacık x t1 konumunda bulunmakta. Burası cismin aldığı yolu göstermekte. Bu eksen hareket ettiği düz bir çizgiyi göstermektedir. Buradan harekete başlar, bu konuma gider. Ter 4 anında buraya gelir ve buraya tekrar gelir. Şimdi sizlere iki zaman arasındaki her anı anlatacağım. Harekete başlıyor, böyle. Şimdi bu daha fazla bilgiyi içermektedir. Zamanın bütün değerleri için bilgiye sahipsiniz. Şimdi x eşittir 0 seçtiğimi fark ettiniz mi? Burada bir noktayı seçtim fakat herhangi başka bir noktayı da seçebilirdim. Nasıl bir şekil alırsa alsın hiç fark etmeyeceğini göreceksiniz. Grafiği çizebileyim diye sıfır noktasını seçtim. Ve şimdi ortalama hıza biraz daha farklı şekilde bakacağız. Şimdi T2 ve T3 zamanlarını seçtiğimi kabul edelim. Buraya bu çizgiyi çiziyorum. Bu açıyı alfa. Bu kısmı delta x ve burayı ise delta t olarak alıyorum. Eğer işaret konusunda dikkatli olursanız ortalama hızı delta x bölü delta t olarak yazabilirsiniz. Ancak dikkatli olun. Bu açıyı pozitif olarak adlandırıyorum. Ve eğer açı pozitif ise ortalama hız pozitiftir. Eğer açı negatif ise ortalama hız negatif olur. Örneğin T4 ve T5 arasında bu çizgiyi çizecek olursam bu durumda buradaki açı negatif olur. Ve T4 ve T5 arasındaki ortalama hız da negatif olur. Eğer sıfır noktasını değiştirmiş olsaydım, sizler yine ortalama hızı için aynı değerleri bulacaktınız. Tek fark bu grafikteki eğrinin konumu olacaktı. Fizikte hız ve sürat arasında oldukça büyük fark vardır. T1 ve T5 arasındaki ortalama hız sıfır. Fakat ortalama sürat sıfır değildir. Ortalama sürat alınan yolun bu yolu almak için geçen zamana bölümü olarak tanımlanır. Cismin T1 ve T5 arasında aldığı mesafe ne kadardır? Cisim hareketine buradaki x eksenindeki konumundan başladı ve sonra yukarı doğru giderek en üst noktaya vardı. Şimdi bunun grafiğini çizeyim. Cisim burada en üst noktaya vardı. Buraya gitti. Yeniden yukarı çıktı. Ve sonra geri geldi. Ortalama süreti bulabilmeniz için burada gösterilen bu mesafelerin toplamlarını doğru olarak bilmeniz gerekir. Örneğin bu mesafelerin tamamı 300 metre. T1 ve T5 arasındaki zaman 3 saniye ise bu durumda ortalama sürat 300 metre bölü 3 saniye yani 100 metre saniye olur. Yani bu durumda ortalama sürat 100 metre bölü saniye fakat ortalama hız sıfırdır. Eğer grafikteki T3 ve T2 konumlarına bakarsanız ve T3 konumunu T2 konumuna yaklaştıracak olursam bu durumda alfa açısı artacaktır. T3'ü T2'ye iyice yaklaştırırsam bu durumda alfa açısı bu noktaya teğet olacak ve bu durumda alfa açım bu olacaktır. Şimdi T zamanındaki anlık hızın ki bu hız iki zaman aralığındaki ortalama hızdan farklıdır. Nasıl tanımlandığını anlayacaksınız. Herhangi bir zamandaki anlık hız V Xt artı delta t eksi Xt farkının delta t'ye bölümünün delta t sıfıra giderkenki limit durumuna eşit olacaktır. Görüldüğü gibi bunu T3 olarak ve bunu da T2 olarak düşünür ve T3'ü T2'ye mümkün olduğunca yaklaştırırsam bu durumda bunların arasındaki zaman sıfıra gider. Ve bu da hiç kuşkusuz fark edeceğiniz gibi konumun zamana göre birinci türevidir. Şimdi sizlerden 8.01 dersinde hatırlamanızı istediğim eşitliği yazıyorum. V eşittir dx bölü dt. Bu eşitliği sadece 8.01 dersinde değil, MIT'de bulunduğunuz bütün süre zarfında aklınızda tutmanız gereklidir. Ve bu hız sıfırdan daha büyük, sıfıra eşit ve sıfırdan daha küçük olabilir. Eğer alfa açısı yani teğet pozitif ise hız pozitif olur. Fakat şekilde buradaki konumda iseniz, hız negatif olur. Ve eğer alfa açısı sıfır ise bu durumda hız sıfır olur. Eğer grafikte hızın sıfır olduğu noktaları yani türevin sıfır olduğu noktaları araştıracak olursak ki bu noktalarda alfa sıfırdır. Açıkçası burada hız sıfırdır. Tam bu dönüm noktasında ki bu durumda cisim burada demektir hız sıfırdır. Cisim tekrar burada olduğu zaman hız yine sıfırdır ve yine burada açı sıfırdır dolayısıyla hız yine sıfırdır. Bu zamanlar hızın sıfır olduğu zamanlardır. Hızın pozitif olduğu zamanlar nelerdir? Eh, burada pozitiftir. Hız burada hala pozitif, 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 şimdi negatif, negatif, pozitif, sıfır, negatif ve bu V anlık hızın tanımıdır. Anlık sürat nedir? Sürat işarete bağlı değildir. Varsayalım ki buradaki hız ki bunu V1 olarak alayım. Artı 30 metre bölü saniye olsun. Bu sayıyı rastgele seçtim. Varsayalım ki buradaki bir noktadaki hız ki bunu V2 olarak alayım. Eksi 100 metre bölü saniye olsun. Bugün negatif ve bu da pozitif. Fizikte sevseniz de sevmeseniz de bu hızın şu hızdan daha küçük olduğunu söylemeniz gerekir. Çünkü eksi 100 artı 30'dan daha küçüktür. Fakat sürat kesinlikle daha büyüktür. Çünkü sürat hızın büyüklüğüne eşittir ve işarete bağlı değildir. Bu 100 metre bölü saniye ile en yüksek sürate, bu daha düşük bir sürate, oysa bu daha düşük hıza sahiptir. Bu sadece cebirsel bir oyun. Fakat hesaplamalara giriştiğinizde oldukça önemlidir daima bir merminin ortalama sürati ya da ortalama hızının ne olduğunu merak etmişimdir. Silah hayranı olmadığımı bilmenizi isterim. Fakat bu her zaman ilgimi çekmiştir. Bir merminin ortalama süratini nasıl ölçebilirim? Bunu buradaki bazı arkadaşlarıyla tartıştık, onu kolay bir şekilde ölçmenin yolunu bulduk. Tahta düzleminin içine doğru giden tel bir ve tahta düzleminin içine doğru giden diğer tel ikimiz var. Aralarındaki uzaklık ise d metre. Bunu ölçmemiz gerekir. Düzeneyimiz burada görüyorsunuz. Bu bir numaralı tel, bu ise iki numaralı tel. Sistemdeki gibi olması için tellerin yerlerini değiştiriyorum. Mermiyi ateşliyoruz ve bu teli kopardığı zaman saat çalışmaya başlıyor ve bu teli kopardığı zaman ise saat duruyor. Sizlere ölçümünüzdeki belirsizlikleri bilmek sizin yapmış olduğunuz ölçümlerin anlamsız olduğunu söylemiştim. Burada işe karışan iki tane belirsizlik var. Mesafe ve zaman belirsizlikleri. Bu D mesafesini ölçeceğim. Elimde bu uzun cetvelim var. Bir tel burada ve diğer tel orada. Bunu herhalde yarım santimetreden daha iyi ölçemem. Çünkü sistem tamamıyla sabit değil. Kurşunun tele vurduğu zaman ne olacağını bilemem. 148,5 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Fakat yarım santimetre hassasiyetten daha iyi ölçebileceğimi garanti edemem. 148,5 artı eksi yarım tan santimetre. Bu belirsizliğin oldukça küçük bir yüzdelik hata olduğunu kavramanızı istiyorum. Bu sadece 1500'de 5 civarındadır. Yani 300'de 1, dolayısıyla %1 bölü 3 oranında bir hatadır. Bu çok küçüktür ve bunu bal hata olarak adlandırırız. Sonra kendime soruyorum. Merminin hızının hassasiyetini yaklaşık %2 olarak ölçmek istesem. Bu benim hedefim. Ne kadar hassasiyetle zamanı ölçmem gerekir? Evet, merminin süratini kabaca tahmin etmek zorundayım. Ve sanırım sesin hızından daha düşük olmalıdır. Sesin hızı 340 metre bölü saniye. 200 veya 300 olup olmadığını bilmiyorum. Ama tahmini olarak bu değerlerin arasında bir yerde olmalı. 200 veya 300 metre bölü saniye. Hızın 300 metre bölü saniye olduğunu kabul edelim Sadece kaba bir tahmin. Bu durumda merminin buradan buraya varması 5 milisaniye alacaktır. Eğer ölçümü yüzde 2 hassasiyetle yapmak istiyorsam zaman için 1 milisaniyenin onda birini bilmeliyim. Çünkü 1 milisaniyenin onda biri yaklaşık 5'in yüzde ikisidir. Ve bu ölçeceğim zamanın hassasiyetini belirler. Bir zaman ölçer aletim var. Yaklaşık 1 milisaniyenin onda biri hassasiyete sahip. Artık zamanı ölçebilirim. Burada tüm zamanları milisaniye cinsinden artı eksi 0,1 milisaniye hata ile ölçebileceğim. Ama en son cevabımız metre bölü saniye cinsinden olacaktır. Deneyi yaparken derin derin düşünmeliyim. Çünkü mermilerle çalışıyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil. Söylediğim gibi silahı ateşleme konusunda hiçbir tecrübem yok. Silah mekanizması burada. Haydi bakalım. Mekanizma burada. İşte başlıyoruz. Mekanizma yerinde. Başlamadan önce devreleri kontrol etmek istiyorum. Elektronik devrenin düzgün çalıştığından emin olmak istiyorum. Zaman kaydediciyi burada görüyorsunuz değil mi? Devrenin çalıştığını görmek için küçük bir test yapıyorum. Çalışması lazım. İşte kurşun geliyor. Hazır mısınız? Ben hazırım. 3 2 1 0 Ne görüyoruz? 5,8 milisaniye. 5,8 sizin de gördüğünüz zaman değil mi? Evet. 5,8 milisaniye. 5,8 artı eksi 0,1 Böylece çıkan sonuç hız olarak mı yoksa sürat olarak mı adlandırılır? Bu durumda her ikisi de aynı. 148,5 bölü 5 onda 8 ve bunu metre bölü saniyeye dönüştürmek zorundayım. Yani 256 artı eksi. Şimdi burada artı ve eksileri hesaplamak gerekir. Burada gördüğünüz yaklaşık %1 bölü 3 olduğundan aşağıda gördüğünüzün yanında ihmal edilebilir. Çünkü bu 5,8'in yüzde 1,7'sidir ki bu durumda orada belirsizlik yaklaşık yüzde 1,10'da 7'dir. İkiden daha az. Bu istediğim durum ve yaklaşık 4 metre bölü saniyelik bir hata verir. Ve bu gördüğünüz işlemin sonucudur. Bu oldukça anlamlı çünkü ölçümdeki belirsizlik hakkında oldukça iyi bir fikre sahibiz. Tıpkı ortalama hızı tanıttığım gibi şimdi ortalama eğimeyi anlatacağım. Dikkat ederseniz buradaki eğri boyunca hız zamanla değişmektedir. Ve bu beni bir sonraki kısma götürüyor. Yani ortalama iğmeyi anlatmaya. Biraz hayal gücüyle bunun nasıl olacağını herhalde tahmin edebilirsiniz. T1 ve T2 zamanları arasındaki ortalama iğme, T2 anındaki hız eksi T1 anındaki hız bölü T2 eksi T1 şeklindedir. Ve boyutu ise uzunluk bölü zamanın karesidir. Bu durumda metre bölü saniye karedir. Bu bir boyutlu hareket içindir. Bu değer sıfırdan büyük olabilir, sıfıra eşit olabilir ve sıfırdan küçük olabilir. Burada T2 ile T1 durumunda hızın başlangıçta sıfır olduğunu fark etmişsinizdir. Alfa açısı artmaya başladığı için hız da artmaya başlamıştır. Burada açı önemlidir. Bu nedenle T2'den T1'e giderken ortalama ivme sıfırdan daha büyüktür. Açıya bakın. Fakat eğer T1 ile T5 arasındaki ortalama ivmeyi alırsanız o sıfırdan küçüktür. Çünkü burada hız sıfır. Fakat burada hız negatiftir. Eğer orada yerine koyarsanız ortalama iğmeyi sıfırdan küçük olarak elde edersiniz. Yani hız ve ortalama iğmenin işaretleri x'in artmasını nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Sıfır noktasını nerede seçtiğime değil. Eğer x'in artış yönünü değiştirirsem bu durumda bütün işaretler tersine dönecektir. Eğer isterseniz ortalama ivmeyi delta V bölü delta T olarak da yazabilirsiniz. Ancak burada dikkatli olmalısınız çünkü delta V işarete bağımlıdır. İşaret anlaşmasına uymalısınız. Burada bir tenis topum var. Ve gördüğünüz gibi bu tenis topunu zıplatabilirim, aşağı atabilirim. Ve kolaylık olsun diye zemine 5 metre saniye ile çarptığını varsayalım ve çok iyi bir tenis topu olduğundan gene 5 metre bölü saniye hızla yukarı doğru zıplayacaktır. Yukarı yönü x'in artan değerleri olarak seçiyorum ve zemine bu şekilde çarpacaktır. Yani topun zemine çarptığı andaki hızı eksi 5 metre bölü saniye olacaktır top sıçrar ve yukarıya doğru 5 metre bölü saniyelik hızıyla gelir. Bunu V1 ve bunu da V2 olarak adlandırıyorum. Peki şimdi ortalama ivme nedir? Topun yönlerinin değiştiği zamanları bilmem gerekir. Diğer bir deyişle bunu çarpma süresi olarak adlandırırız. Bu durumda Delta T çarpma süresi muhtemelen saniyenin yüzde biridir. Ve ortalama ivme V2 eksi V1 bölü bu delta T olacaktır. Artı 5 eksi eksi 5 yani 10 bölü 10 üzeri eksi 2. Ve sonuç artı 1000 metre bölü saniye karedir. İşaretlere iyice dikkat ettim. Eğer şimdi bu hoşuma gitmedi ve bu yönü x'in artan yönü olarak almak istiyorum diyorsam hiç önemli değil. Sonuçta bu artı, bu eksi ve bu eksi olacak. Öyleyse ime eksi bin metre bölü saniye kare olacaktır. Burada bir domates ve birkaç yumurta var. Şimdi domates ya da yumurtayı aşağı doğru attığımı ve 5 metre bölü saniye ile zemine çarptıklarını düşünün. Bunu yapabilirim. Fakat geri gelmeyecekler ve ezilecekler. Bu durumda hızdaki değişim 10 olmayacaktır. İşareti bir kenara bırakırsanız ancak sadece 5 metre bölü saniye olacaktır. Bu durumda çarpma zamanı muhtemelen çok daha büyük, belki saniyenin dörtte biri olacaktır. Bu nedenle çarpma esnasında ortalama ivme sadece 5 bölü 1 bölü 4 yani 20 metre bölü saniye kare olacaktır. artı 20 metre bölü saniye kare ya da eksi 20 metre saniye kare olarak adlandırmanız x'in artış yönünü hangi yön olarak seçtiğinize bağlıdır. Fakat yumurta ve domates artı ya da eksi olarak adlandırmanızı aldırmaz. 20 ister eksi 20 metre bölü saniye kare ister artı 20 metre bölü saniye kare olsun şüphesiz yumurta kırılacaktır. Bu sadece sizin seçtiğiniz kabulde önemlidir. Fakat fizik değişmeyecektir. İşaret kabulü için neyi seçtiğinizi yumurta umursamaz. E İğmenin büyüklüğü oldukça fazla olduğundan bir şeyler kırılacaktır. Bir şeylerin kırılmasının sebebi budur. Birkaç gün önce bir Sherlock Holmes filmini izledim ve mermer zemine düşen bir adam vardı. Başını vurmuştu ve orada hareketsiz yatıyordu. Watson oradaydı ve Watson Sherlock Holmes'e ne oldu dedi. Sherlock Holmes adama doğru yürüdü, dokundu ve kafatasını kırdığını söyledi. Oldukça zeki birisi. Kafasını kırdığını söylediği zaman vay canına gerçekten fizik işliyor dedim. Başından sonuna kadar 8-0-1 ders. Gerçekten kafasını yene vurduğu zaman hız düşüktü. Fakat zemine bir bilardo topu gibi çarpmıştı. Adam her şeyden önce dazlaktı ve böylece çarpma süresi oldukça kısaydı. Oldukça düşük bir hızla kafasını yere çarptığı halde çarpma süresi kısa olduğu için ivme fazladır. Bu ivme çok fazlaydı ve kafatasının kırılmasının sebebi buydu. Dolayısıyla önemli olan hızdaki değişim ve çarpma zamanıdır. Şimdi ortalama ivme konusuna son bir adım daha atmak istiyoruz. Aynen hızla yaptığımız gibi herhangi bir andaki ivmeyi gitmek istiyoruz. Ve bu olağan bir adım. Herhangi bir zamandaki anlık ivme ve t artı delta t eksi vt farkının delta t bölümünün delta t'ye sıfıra giderkenki limit durumuna eşit olacaktır. Bu anlık ivmedir. Ve bunun hızın zamana göre birinci türevi. Aynı zamanda konumun zamana göre ikinci türevi olduğunu fark edersiniz. Ve şimdi her zaman ve daima hatırlamanızı istediğim ikinci eşitliği yazıyorum. İvme dv bölü dt veya d kare x bölü dt karedir. Şimdi grafiğimize gidebilir ve kendimize e imenin nerede sıfır, nerede sıfırdan büyük ve nerede sıfırdan küçük olduğunu sorabiliriz. Çünkü gördüğünüz bu değer sıfırdan büyük, sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olabilmektedir. Bu grafikte türev almaya çalışırken çok dikkatli olmalısınız. Sizler ve ben ikinci türev konusunda iyi olmadığımız için çok dikkatli olmak zorundayız. Hız kolaydı. Tüm yapmanız gereken alfa açısına bakmaktı. Fakat ikinci türeve geldiğiniz zaman alfanın nasıl değiştiğine bakmanız gerekiyor. Burada hız değişmediğinden burada her yerde i'mi sıfır olmalıdır. Burada hız artmaktadır. Dolayısıyla i'me sıfırdan büyük olmalıdır. Burada hız neredeyse sabittir neredeyse doğrusal bir çizgidir. Bu ime için ne anlama gelir? Sıfır. Doğru. Burada bir dönme yapmaktadır. Bu tarafta hız pozitif. Fakat bu tarafta negatiftir. Bu ime açısından ne anlama gelir? Negatif. Evet anladınız. Böylece imenin nerede pozitif, nerede negatif ve nerede sıfır olduğunu kabaca anladınız. Şimdi ödev olarak da bekleyebileceğiniz basit bir örnek yapalım. Gerçekten son derece şanslıysanız sınavda böyle bir soru gelebilir. Çok basit. Sizlere zamanın fonksiyonu olarak konumu vereceğim ve bunun üzerinde çok sayıda sorular soracağım. Örnek şöyle. X eşittir. 8 eksi 6 t artı t kare. Bu size cismin herhangi bir anda nerede olduğunu söylemektedir ve birimi de metre olsun. Şimdi herhangi bir andaki hız nedir? dx bölü dt türevi nedir? Şu kuralı kullanacağım. x eşittir T'nin n'inci kuvveti. Bu durumda çoğunuzun bildiği gibi dx bölü dt eşittir. n çarpı t, n eksi birinci kuvvettir. Kullanacağım tek şey bu. 8'in türevi 0. Buradan hızı v eşit eksi 6 artı 2t olarak elde ederim. Ve birimi metre bölü saniye olacaktır. Ve ime. Hızın türevini almak zorundayım. İvmeyi a eşit artı 2 olarak elde ederim. İvmenin zamanda sabit olduğuna, değişmediğine dikkat edin. Fakat hız değişiyor. Şimdi daha ayrıntılı bir incelemeye girişeceğim. T eşit 0 anında cismin ne yaptığı hakkında bir izlenim edinmek istiyorum. T eşit 0 anında x artı 8 metreye, hız eksi 6 metre bölü saniyeye ve ivme ise artı 2'ye eşittir. Kendi kendime x eşittir sıfırdaki zamanın kaç olduğunu sorabilirim. x eşittir sıfır olduğu durumdaki zamanların neler olduğunu sorabilirim. Bu ikinci dereceden denklemi çözmek zorundayım. Sizler bunları lisedeyken yapmışsınızdır. Çözülürse t eşittir 2 ve t eşittir 4 çözümlerini bulursunuz. t eşittir 2 için Eşitlikten görüleceği gibi burası 4 eder. 4 artı 8 12 ve 12 eksi 6 çarpı 2 yani soru 0'dır. Gördüğünüz gibi 2 saniye denklemi sağlamaktadır. 4 saniyede sağladığını kontrol ediniz. Merak açısından hız nerede 0'dır? O bu kolay. Bu eşittir 0 olduğu zaman t eşittir 3'tür. Bu anda konum ne? Bu eşitlikte t yerine 3 yazarsam bana x eşit eksi 1 verir. Şimdi x'i t'nin fonksiyonu olarak çizmek için hazırım. Tabii ki şekil bir paraboldür. Elde ettiğimiz verileri kullanacağım. Şeklimi buraya çiziyorum. Bu yön x'in artış yönü olsun. Burası 8, ve burası eksi 1 olsun. Bu zaman ekseni. Burası sıfır noktası ve yaklaşık 6. saniyeye kadar olan durumu çizmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sizlere yandakine benzer fakat daha kolay olan bir eğri çizmek için bu bilgileri kullanacağım. Bu bir paraboldür. t eşittir sıfır olduğu anda cismin 8 konumunda olduğunu biliyorum. t eşittir 2 ve t eşittir 4 anlarında x eşittir sıfır konumunda olduğunu da biliyorum. Bu zamanlarda cisim burada ve buradadır. T eşittir 3 anında cisim eksi 1 konumunda ve cisim buradadır. Ve şimdi eğer grafiği oluşturursam bu şekilde bir eğri elde edeceğim ve gerçekten hızın bu noktada sıfır olduğuna dikkat ediniz. Alfa açısı sıfıra eşittir. cisim t eşittir sıfır anında negatif hız ile harekete başlar ve t eşittir sıfır anında parçacığın burada olduğunu görebilirsiniz. Cisim sadece buradadır. Umarım bunu anlamışsınızdır. Cisim asla burada değildir. Burası yoldur. Parçacığın üzerinde bulunduğu bir boyutlu bir hattır. Cisim burada ve bu yönde gitmeye başlar. Eğer cisim bu yönde gitmeye başlarsa hız gerçekten sıfırdan küçük olmalıdır ve de öyledir ve hız eksi altıdır. Fakat yukarı yönde artı iki değerinde bir ime var ve ime senin aşağı yönde gitmeni istemiyorum diyecektir. yukarı doğru gitmeni istiyorum Hız üzgünüm diyor tek yapabileceğim şey ancak yavaş yavaş değişirim ve şekilde görüldüğü gibi bunu yapıyor. Oldukça yavaş değişiyor bir zaman geliyor ve hız sıfır oluyor. Cisim aşağıya doğru gidiyor, hız değişiyor ve eksi bir konumuna geldiğinde cisim durma durumuna gelmek zorunda ve şimdi cisim geri dönüyor. Şimdi imenin pozitif değeri artmaktadır ve bunu görüyorsunuz. Bu yüzden sizlerle bu eşitlikte t yerine 4 yazarsanız hızın daha da pozitif olacağına 10 kuruşuna iddiaya girelim. Hız bu pozitif imeden dolayı eksiden artıya dönmüştür. 10 kuruşuna iddiaya girerim t eşittir 4 için. x nedir? V nedir? V'yi bilmek istiyoruz. 8 eksi 6 artı 2 metre bölü saniye. Gördünüz mü? Fizik işliyor. Şimdi V artı 2 metre bölü saniye. Tüm bilgiler orada. Fakat bu bilgileri daha da özümsemenizi istiyorum. Sadece buradaki eğriye aptal bir parabola bakmayın. Neler olduğunu anlamaya çalışın ve ancak o zaman bazı bilgiler elde edebilirsiniz. Bu durumda olayı gerçekten beyninizde algılayabilirsiniz. Şimdi sabit iğmeli bir boyutlu hareket için zamanın fonksiyonu olarak konum ve hız için en genel eşitlikleri yazacağım. Tekrarlıyorum. Hareket bir boyutlu ve sabit iğmeli bir hareket. Burada yazacağım eşitlik en genel biçimde yazabileceğim eşitliktir. x eşittir c1 artı c2 çarpı t artı c3 çarpı t kare. Ve fark edin o örneğimi sildim. Örneğim gitti ama buradaki diğer örneğimiz de 8 idi. Oh burada neler var idi? Eksi 6t ve artı t kare var idi. Bu üçünü atılıyorsunuz. Şimdi türevini alıyorum ve hızı C2 artı 2C3 çarpı T olarak ve bu durumda iğmeyi 2C3 olarak elde ediyorum. Çünkü Açık olarak C1, T eşittir 0 anında X'in konumudur ve genellikle X0 olarak yazarız. Çünkü T0 anında X'in olduğu yerdir. C2, gerçekten T eşittir 0 anındaki hızdır. Çünkü T eşit 0 olduğu zaman hız V0 eşit C2'dir. Ve ivme zamanla değişmiyor. Değeri 2C3 olup Burada C3 ivmenin yarısıdır. Bunlar sizlere bu niceliklerin anlamları hakkında bazı bilgiler vermektedir. İşlerinde fizik olduğunu görebilir ve anlayabilirsiniz. C1, C2 ve C3 birinden bağımsız, sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük veya negatif olabilir. Hiç fark etmez. Bu kombinasyonların her biri fizikte geçerli bir olasılıktır. Yer çekimi olduğu zaman bir cisim yer çekimi ivmesi tarafından etkilenir ve yer çekimi iğmesi sabittir. Ve biz bu yer çekimi iğmesini çoğu zaman G harfi ile yazarız. Bir cismi düşürürsem, yukarı yönde dikey olarak atarsam ya da aşağı yönde dikey olarak atarsam bunlar daima tek boyuttur. Eğer bir açıyla atacak olursam o zaman bu iki boyutlu olur. Bir boyutlu durumu koruyacağım ve iğme daima aynıdır. Boston'da G yer çekimi iğmesi 9,80 metre bölü saniye karedir. Yeryüzündeki farklı yerlerde biraz değişir. Hava sürtünmesinin olmadığı ve deneyin vakum ortamında yapıldığı farz edilirse, yer çekimi iğmesi düşürdüğüm cismin kütlesinden, hızından, kimyasal birleşiminden, büyüklüğünden ve şeklinden bağımsızdır. yer çekimi ivmesinin bu tüm niceliklerden bağımsız olduğu aşikar mıdır? Kesinlikle hayır. Doğru mudur? Biz böyle düşünüyoruz. Fakat sizlerin bunu belirgin olmadığı ve temel ilkelerden ispatlanamayacağını bilmenizi istiyorum. Geçen defa 3 metreden ve 1,5 metreden bir elma düşündüğümü hatırlayın. ve henüz sizlere göstermediğim, dolayısıyla henüz görmediğiniz ikinci ödevinizde her iki ölçüm için yer çekimi iğmesini hesaplamanızı istiyorum. Ve tabii ki bana cevaplarınızda belirsizliğin ne olduğunu da belirtmenizi istiyorum. Bunu açıklamak için sizlere biraz yardım etmek ve yer çekimi açısından bu eşitlikleri elde etmek istiyorum. yer çekimini incelediğiniz zaman hep G'yi kullanıyoruz. T eşittir sıfır anında parçacığın burada olduğunu varsayalım. Parçacığımız elmaydı. Elmanın konumunu x eşittir sıfır olarak alıyorum. Burasını sıfır olarak alıyorum. Sıfır konumunu seçmekte serbestim ve elmayı sıfır hızıyla bırakıyorum. Sadece elmayı bırakıyorum çünkü sınıfta bu şekilde yaptık. Cisim aşağı gidiyor ve zemine çarpıyor. Eğer bu yönü x'in artan yönü olarak belirlersem siz daha farklı seçebilirsiniz. Bugün böyle seçiyorum. Yer çekimini içeren genel denklemler aşağıdaki gibi olur. x eşit x0 artı v0 çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare. Ve burada g 9,80 metre bölü saniye karedir. herhangi bir zamandaki hız V eşittir V0 artı G çarpı T şeklindedir. Ve iğme sabit olup sadece G'dir. Benim seçtiğim durumda T0 seçtim. Dolayısıyla X0 eşittir 0 ve V0 eşittir 0'dır. Bunlar yok olur. Ve şimdi görüyorsunuz ki cisim burada olduğu zaman üst noktanın 3 metre aşağısındadır ve oraya düşmesi için geçen zamanı biliyorsunuz. Şimdi G'ye hesaplayabilirsiniz. Çünkü cisim yere vardığında x 3 metre olacaktır. Ne kadar zaman aldığını sınıfta ölçmüştük. Bu durumda G için bir değer elde edebilirsiniz. Elbette her iki ölçüm için G'ye hesaplayabilirsiniz. Sonucu ve ölçümlerdeki belirsizliği hesaplamanızı istiyorum. Geçen defa elmanın yere düşmesi için geçen zamanı T'yi türettiğimizi ve bunun da T eşittir C çarpı karekök h bölü g olduğunu hatırlayın. C'nin ne olduğunu asla bilememiştik. Zamanın h'nin karekökü ile orantılı olduğunu göstermek için bir gösteri yapmıştım. C'nin ne olduğunu asla bilmiyorduk. Şimdi biliyorsunuz. Çünkü buradaki denklemlere sahip olduğunuz için C'nin basitçe 2'nin kareköküne eşit olduğunu görebilirsiniz. Ama bunu boyut analizden elde edemem. Şimdi rahatlamanızı istiyorum ve aynı zamanda değişim için gözünüzü biraz açın. Bu duruma bakın. V eşittir GT. Yani bir elmayı düşürdüğüm zaman ki bugün bir elma daha düşüreceğim hız zamanla artmaktadır. Eğer elma düşerken onun aşamalı görüntüsünü alırsam Hız zamanla arttığı için aradaki mesafeyi görebilirim. Burada bir elma var ve onu zeminden yaklaşık 3 metre kadar yükseğe koyacağım. Yükseklik yaklaşık 3 metre. Geçen dersten biliyoruz. Hatırlayın. Zemine düşmesi yaklaşık 780 milisaniye sürüyordu. Sadece bir fikir edinmek için bunu yuvarlayacağım ve bu yaklaşık 0,8 saniye olacak. Eğer flash yaparsam, yani ışığı saniyede iki kez elektronik olarak açıp kaparsam, ki biz bunu 2 Hz olarak adlandırıyoruz. Elma yere düşerken elektronik flash ile iki kez görüntüsünü almam gerekir. Flash ile görüntüsünü aldığım zaman elmanın nerede olduğunu bilmem. Elmayı yere düşürdüğüm zaman ikisi senkronize olmadığından belki ışık ilk defa yanıp söndüğünde burada olabilir. İkincisinde de burada. Fakat ilk defa burada, ikinci defa şurada olması da mümkündür. Bu yüzden yapmak istediğim ilk şey sizlerin dikkatini test etmektir. Biz göz kırpacağız. Onları nerede gördüğünüzü bana söyleyeceksiniz. Fakat aynı zamanda fotoğraf çekeceğiz. Her iki topun tam olarak nerede olduklarını bize fotoğraf gösterecektir. Böylece bu sizlerin ilk dikkat testiniz. Dolayısıyla bunun için hazır olun ve sonra ikinciyi yapacağız ki bu daha da merak uyandırıcıdır. Şimdi öncelikle koyu, güzel bir arka plan elde etmek için kadife perdeyi getirmeliyim ve indirmeliyim. İşte başlıyoruz. Şşt. Oo, üzerindeki parmak izlerimle perde artık fazla da siyah görünmüyor. İşte. Oo, ne yapıyorum ben? Merdivene yeniden ihtiyacı var. Elmayı yukarı koymak zorundayım. Cuma günleri her zaman benim için kötü bir gündür. Tamam. Şimdi elmayı yukarı koyacağım. Burada bir metal var. elektromiktatis var. Ve elektromiknatisi etkin hale getirecek bir anahtar var. Geçen defa yaptığımız oldukça benziyor. Elmayı yukarı koymak zorundayız ve elma orada asıl duruyor. Başlıyoruz. Şimdi flaşı başlatmak zorundayım. Yaklaşık 2 Hz. Yani saniyede yaklaşık 2 defa yanıp söner ve burasını zifiri karanlığa ayarlamak için gidiyorum. Zifiri kanallık. Tüm ışıklar sönüyor. Aşağıya doğru 3, 2, 1 diye sayacağım. Kameranın arkasında duran Bob, 1 dediğim zaman objektif kapağını açacak ve sonra 0 dediğim zaman top düşmeye başlayacak. Sadece topu en yüksek konumda görebilirsiniz ama bunu hesaba katmayacağız. Çünkü objektif kapağını açtığım ve topu düşürdüğümde iki flash çakacaktır. Tamam mı? Eğer hazırsanız ben hazırım. Yapabildiğimiz kadar karanlık yapalım. Hazır mısın bab? Sınıf hazır mı? Herkes hazır mı? Hazır görünmüyorsunuz. Tamam. 3, 2, 1. İşte sıfır oldu. Haydi şimdi ağır çekimde yeniden bakalım. Top nerede? Oh, sen bu numarayı 10 defadır yapıyorsun. Bunu bir daha asla yapmayacaksın. Şimdi filmin banyosunu yapıyoruz. Ve bana topları nerede gördüğünüzü söylemek ister misiniz? Toplar kabaca neredeydiler? İlk olarak neredeydi? Hangi yükseklikte? En yüksek noktanın ne kadar altında? Sadece bu kadar mı? Birincisi mi? Ve o zaman ikinci oldukça aşağıda olmalı. Tamam İlginç görünüyor. Filmi banyo ederken sizin gerçek dikkatinizi test etmek istiyorum. Bilinmeyen bir frekansla flashlayacağım. Sizin bilmediğiniz bir frekansla. Sizlere bir sır vereyim. Daha yüksek bir frekans olacak. Aşağı düşerken daha çok top göreceksiniz. Sizlere nerede olduklarını sormayacağım. Aksine sizden kaç tane top gördüğünüzü bana söylemenizi isteyeceğim. Hepsi bu. Onları aşağı düşerken sayınız. Saymak için sadece 0,8 saniyemiz olduğunu biliyorsunuz. Bu fotoğraf nasıl çıktı? Çok iyisin. Oo, çok iyisin. Gerçekten çok yukarıdaymış. İlk flash çok yukarıda. Görüyorsunuz. Yukarıda. Çok iyi yapmışsın. Şimdi ikinci kısma başlıyoruz. Sesler de kaydediliyor mu? Edilmesi gerekir. Miklatısı yeniden etkin haline getireceğim. İşte duruyor. Aman tanrım. Çalışıyor mu? Tamam, teşekkürler Bob. Tamam Bob. Eğer hazırsanız ben de hazırım. Yapabildiğimiz kadar karanlık yapacağız. Tek istediğim şey kaç top gördüğünüzü bana söylemeniz. O, oh, o, oh, o, oh, o oh, değiştirmek zorundayım. Aman tanrım. Ne var? Şimdi MIT'desiniz. Ne zannediyorsunuz? Hazır mıyız? Bob, tamam mısın? Bob. 3, 2, 1. Peki. Kim üç tane gördü? Dört tane. Dört defa bilmek istiyorum. Dört mü? Burada bir tane beş var. Burada da bir tane. Kim altı tane gördü? Vay canına. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, Peki kim bulanık bir çizgi gördü? <laughs> Aslında gerçek kazananlar onlar. Sizlere söylüyorum. 10 Hz frekansındaydı. Zaman 0.8 saniye olduğundan nerede baktığınızda ve ne kadar şanslı olduğunuza bağlı olarak sizlere göstereceğim. Ya 7, belki de 8 defa görecektiniz. Fakat gerçekten iyi bir test idi. Sadece 5 defa gördüğünü söyleyenler için burada görüyorsunuz. Hadi onları sayalım. Haydi onları beraber sayalım. Bu 1 2 3 4, 5, 6, 7 bu yerden zıplama için. Sadece 5 defa görenlere hafta sonu dinlenmelerini ve buna ihtiyaçları olduğunu söylüyorum. Benim de ihtiyacım var. Gelecek sefere görüşürüz.